Tavşanlı Temsilciliği Yaz Okulu Kapanış Programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı Tavşanlı Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu'nda 6 haftalık Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, sportif etkinlikler, sosyal etkinlikler ve her hafta farklı dış mekan gezileri, 240 ortaokul öğrencisinin katılımı, 12 öğretmen ve 8 yardımcı öğretmenin görev alması ile gerçekleşti. Dünyanın doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir. O Kur'an'dır ki açan bir güneştir. O Kur'an'dır ki iman üzerine gaybi inciler yağdıran bir rahmet ve saadet nişanıdır. O Kur'an'dır ki kıyamete uzanan bir ifşak kıvrısıdır. Nurlanmayı, Kur'an ahkamıyla istikametlenmeyi, Kur'an hizmetçisi olmak şerefini bizlere nasip eylesin. Sizleri en kalbi duygularımla gelecektir diyerek taşın altına koyarak yorulmadan, yılmadan gençlik ve insanlığın hizmetine kendini alıp tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Asımın nesli kıratında nesiller yetiştiriyor ve durmak nedir bilmiyoruz. Bizler bu milletin ve Türkiye'nin umudu, geleceği olduğumuzun farkındayız. Bizim işimiz gönül almaktır. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevil için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Güzel. Bir kez gönül kırdın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyen Yunus'un sözlerine kendimize şiar edindik. Gençlerin, insanların ve mahlukatın hizmetine, gönlüne girmeyi kendimize adamış olarak görüyoruz. Bir hainin emanetinden, Çanakkale'nin cephesinden, Akif'in mürekkebinden, Necip Fazıl'ın çilesinden, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından bir adım bile uzaklaşmayacak. Kendimi çiğner açarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım diyen Mehmet Akif'in izinden gelen milli duygularla bezenmiş gençlik, işte bu gençliktir. Çocuklarımıza zaman ayıran, onlar için gelecek planlayan, bir vizyon oluşturan, hakiki sermayemiz olan, istikbalimize emanet edeceğimiz çocuklarımız için ellerinden gelen bütün fedakarlıkları, feragatı esirgemeyen, başta aileler, TÜGVA yönetimi, Tavşanlı hemşehrilerimiz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizlerden ebediyen razı olsun. Hakikaten insanın gözlerini dolduran, gönlünü neşelendiren bir manzarayla çocuklarımıza Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye, Zübeyir bin Avvam'a, Hazreti Talha'ya verdiği değeri azıcık bir miktarını yöneltebilsek, verebilsek, inanın istikbal bizim olacak, inanın dünyaya Anadolu'nun nasıl hükümran olabileceğini göstereceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah şu kıymeti, şu takdiri bu çocuklarımıza verebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Son bir hususta çocuklarımıza söylemek istiyorum. Onu da bitireyim inşallah. Sevgili çocuklar, bizim üzerimizde bazı haklar var. Nasıl
nefes vermiş, kalp vermiş, hayal vermiş, zeka vermiş. Dünyaya göndermeden evvel hayatımızı idame ettirecek her şeyi bizlere nasip etmiş. Dolayısıyla bizim üzerimizde Allah'ın hakkı var. İkinci hak, Peygamber Efendimiz'in üzerimizdeki hakkı. Hidayeti Cenab-ı Allah bize peygamberimizle nasip etmiş. Üçüncü hak, öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı. İmam Ali buyurmuş ya, ''Men alleme harfen fakat seyyeren abden'' ''Kim bana bir harf öğretse, onun 40 bir kölesi olurum.'' Üçüncü hak, dördüncü hak, annelerin üzerimizdeki hakkı. Beşinci hak da, babalarımızın üzerimizdeki hakkı. Cenab-ı Allah, bütün çocuklarımıza ve bizlere şu hakları görüp gözeten, şu haklara riayet eden çocuklar, gençler, aileler olmayı nasip etsin. Ben inanıyorum ki bu hak ve hukuku TÜGVA şu yaz kursları boyunca öğretmiştir. Tekrar TÜGVA'ya, Türkiye Gençlik Vakfı'na bu imkanları bizlere sağlayan Çare Derneği'ne ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çocuklarını bu harekete, bu toplantılara, bu yaz kurslarına gönderen bilinçli ailelere tekrar teşekkür ediyorum.